Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Yusuf Pınarlı geliyor. Merhaba Yusuf Bey. Merhaba. İyi hoş akşamlar geldiniz. Murat Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok şıksınız. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkürler efendim. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Yusuf Pınarlı, İzmirliyim. 1986 doğumluyum. İzmirliyim diyorum ama İzmir'de çok yaşamadım maalesef. Çok küçük yaşta, önce şehir dışı sonra yurt dışı oldu. Kısa bir süre Yemen'de yaşadım, 4 sene kadar. Yemen'de? Evet, evet. Peki, aileyle beraber mi gitmek zorunda kaldınız? Evet, babamın iş yerinden ötürü yani bir işletme açtı, fabrika açtılar. Biz onlarla birlikte yani ailecek 6 kardeş, annem ve babam hep birlikte Yemen'e gittik. Yemen'de 3,5-4 seneye yakın bir süre kaldım. Anne ve iki kız kardeş mi? Yok, halam... Bilemedim. Halam, eşim ve kuzenim. Sağdaki kuzenim. Bir tanesini tuttursaydım bari iyiydi de neyse. Evet. Problem değil. Problem. Buyurun efendim. Daha sonrasında Amerika'ya gittim ben. Amerika'da lise, son iki lisemi okudum. Daha sonra üniversitemi Amerika'da okudum ve Türkiye'ye geri geldim. Ne okudunuz orada? Uluslararası Ticaret ve İlişkiler okudum. Türkiye geleli de bir 5 sene kadar oluyor. Türkiye'ye dönmek benim için çok zor bir şeydi. Yani çok isteyerek geldim. Kendi seçimimle geldim. Ancak ilk geldiğimde biraz problem yaşadım. Çünkü 13 senelik bir yurt dışı olunca gerçekten insan kendi dilini nasıl konuşacağını unutuyor. Kaç yaşında gitmiştin Yemen'e? Ben Yemen'e 12 yaşında gittim. 12 yaşında gittin. Türkçe'yi ama biliyordun gittiğinde tabii, sonuçta. Tabii tabii, Türkçe'yi biliyordum. Biraz hatta unuttun diyor. Şöyle söyleyeyim. Yani, ilk uçağa bindiğimde yastık isteyeceğim. Hiç İngilizcem, hiç Arapçam, hiçbir şeyim yok. Yani ilk defa yurt dışına çıkıyorum. 12 yaşında küçük bir çocuğum. Abim o zamanlar hazırlık okuyordu. İngilizcesi var diye biliyoruz. Sordum, nasıl şey diyebilirim, yastık isteyeceğim, nasıl söyle, pilav de geç dedi, o anlar dedi. Tamam dedim, hostesi çağırdım, pilav dedim. Pilav getirdi. Pilav onu. Yani ben pilav istiyorum, getirdi, yastık getirdi. İngilizce'de ilk öğrendiğim kelime pillow, yani pilav yani yastıktır. Yani böyle uzun seneler yurt dışında geçirince aslında benim en büyük handikapım, şimdi de görebiliriz bunu. Belli dönemler, yani en azından 12-13 senelik bir dönem benim için Türkiye'de yok. Daha sonra bunu telafi etmeye çalıştım. Yani çok fazla okudum, sürekli olarak araştırma yapıyorum. Ama bakalım, şimdi göreceğiz. Peki, bir hedef var mı? Ya zor bir soru. ben 125 bin lira almak istiyorum. İnşallah efendim, evet. En az. Kimle yani, beraber geldiniz? Eşim ve kardeşim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Eşinizle başlayalım. Ben Deniz, 30 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Eşime başarılar diliyorum. Çok heyecanlı, belki oradan daha heyecanlıyım şu an. Neden bilmiyorum ama. Tarık Pınarlı, mimarlık öğrencisiyim. Sesiniz gayet iyi geliyor. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Abime çok güveniyorum. Abim çok okuyan ve çok gezen biri. Ve çok uyup çok gezen biri. Burada iyi bir sonuç çıkarır diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. İnşallah efendim. Henüz çocuk yok. Henüz çocuğumuz yok ama benim daha öncesinde geçirmiş olduğum bir evliliğim var. Oradan bir oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet, kuralları biliyor muyuz Yusuf Bey? Biliyorum, evet. Başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Yarışma başlıyor. Halk arasında kullanılan ve keskin sirke şeklinde başlayan sözün devamında hangisi söylenir? A. Baldan tatlıdır. B. Aşık usandırır. C. Salatayla iyi gider. D. Küpüne zarar. D şıkkı, küpüne zarar. Son karar. İkinci soru var sırada, geliyor. Şahin gibi gözlerim var diyen biri hangisini anlatmaya çalışmaktadır? A. Gözlerinin çok güzel olduğunu. B. Gözlerinin çok iyi gördüğünü.
C. Gözlerinin uzağı seçemediğini. D. İleri görüşlü olduğunu. B şıkkı, gözlerinin çok iyi gördüğünü. Son karar. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. Teşekkür ederim. 125 bin lirayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Aslında bizim eşimle birlikte bir planımız var. Muğla ilinin, şu an biz Marmaris ilçesinde oturuyoruz. Çok seviyoruz yani doğasıyla birlikte, insanlarıyla birlikte çok güzel bir yer. Çok izole bir yerde yaşıyoruz. Dağın tepesinde yaşıyoruz. Daha öncesinde, bundan 1,5 öncesinde İstanbul'daydık. Bir kaçış oldu bizim için. Ama biz biraz daha izole olmak istiyoruz. Böyle daha doğal. Böyle kendimize... Alplere gitmek istiyorum. Alplere gitmek istemiyorum. Hayır, burası biraz soğuktur. Marmaris civarında yine böyle güzel bir arsa almak kendimize ve kendi evimi kendim yapmak istiyorum orada. Yani bütün çizimlerini eşim yapmak üzere. Ben de el kabiliyetim çok iyidir, öyle düşünüyorum. Kendi evimi kendim yapmak istiyorum. Bayağı kendiniz yapacaksınız. Tabii tabii, kendim yapmak istiyorum. Ben biraz farklı, earth back... Çizimle pek örtüşmezse bu sıkıntı olmaz mı? Yok, problem değil. Hata olduysa güzel olmuştur yani. Tekrar baştan. Yok yok yok. Biz... Mutlaka yardımcınız olacaktır diye düşünüyorum ama bir evi tek başınıza yapamayacağınızı elbette, düşünüyorum. Elbette elbette ama işte bizim elimizden çıkmış diyebilmemizi istediğimiz bir organik evimiz var. Organik, tam organik. Peki efendim. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. Sırada üçüncü soru var. Gelsin lütfen. Sevinin küçükler, övünün büyükler, sözlerinin geçtiği çocuk şarkısında hangisi için kutlu olsun denir? A. 23 Nisan, B. 19 Mayıs, C. 30 Ağustos, D. 29 Ekim. 23 Nisan, A şıkkı, son karar. Çocukken ne yapardınız yurt dışında 23 Nisanlarda? Gerçekten hiç kutlamaları olmuyordu yani. Ben bayramları da pek hatırlamıyorum. Kardeşler arasında yapmıyor muydunuz? Kardeşler arasında Yemen'deyken hayır, öyle özel bir kutlamamız olmuyordu. Yani ben o zamanlar Türkiye ile olan tek bağlantımı şöyle anlatabilirim size. Televizyon da yoktu yani, orada çok büyük uydu çanakları koymanız lazım kanalları alabilmeniz için. Biz ilk gittiğimizde bir sene yakın bizim uydumuz yoktu. Hiç Türkçe duymuyorduk. Sadece aile içerisindeki Türkçeydi. Bir gün büyük bir radyo buldum. Onun FM'ini AM'e çevirdiğimizde, yani uzak mesafe yaptığımda TRT1 buldum. Ve böyle küçüğüm daha, çok küçüğüm. 13-14 yaşında, 13 yaşındayımdır. Böyle gözlerim falan dolmuştu, hiç unutmuyorum. Kutudan Türkçe bir şeyler çıkıyor. Yani biz biraz uzak yaşadık Türkiye'deki şeyimizi. O yüzden pek bir şey yapmazdık. Peki efendim, sırada 3000 lira değerindeki dördüncü soru var. Geliyor. Bana bakma benim yarim var. Sözlerinin geçtiği Evreşe yolları türküsünde bahsedilen Evreşe yolları nasıldır? A. Yokuş, B. Dar, C. Mıcır, D. Asfalt. Şarkıyı hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. İşte o yok dönem, Türkçü. Olmayan dönemden bir şey geldi. Ben burada seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki efendim. Sevgili seyirciler, bana bakma benim yarim var sözlerinin geçtiği Evreşe yolları türküsünde bahsedilen Evreşe yolları nasıldır? A. Yokuş, B. Dar, C. Mıcır, D. Asfalt. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %88'i B şık, dar demiş. Seyirciye güveniyorum. Ve dar. B şıkkı dar, son karar. Tam olarak korktuğum soru tipiydi. Herkese teşekkür ederim. Çünkü tam böyle olmayan dönemden hiç duymadığım bir şarkı ve %88'lik bir B şıkkı, demek ki bilmeyen bir tek ben varmışım.
Ve %12. Diğer %12. Ve diğer %12. Evet efendim. Beşinci soru geliyor. 5000 lira değerinde. Otomobil iç lastiğine verilen ismin doğru yazılışı nasıldır? A. Şamriel. B. Şamyel. C. Şanbrel. D. Şambrel. A ve B olduğunu düşünmüyorum. Yani Şambrel ile Şambrel, C ve D arasında gidiyorum şu anda. Bilmiyorum gerçekten. Ben telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki Jokerleri tanıyalım. Yılmaz Başar Babür, Ömer Pınarlı, Adile Yönet. Yılmaz Başar yok. Yılmaz Başar Babür'ü aramak istiyorum. Evet, Yılmaz Başar Babür'ü aramak istiyorum. Ne iş yapar? Kendisi artisttir. Ben kısaca kendisine artist derim. Sanatçı, fotoğraf sanatçısı. Otomobilden de anlar diyorsun. Arabaları çok seviyor. Yani ben N ile B arasında kaldım. Şanbrel ve Şambrel. Bakalım Yılmaz Bey ne cevap verecek? Yılmaz Başar Bey'i arıyoruz efendim. Yılmaz Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. Nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Efendim size bir sorumuz olacak biliyorsunuz. Evet, bekliyorum, haberim 30 var. 30 saniyede süreniz olacak. Geliyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Otomobil iç lastiğine verilen ismin doğru yazılışı nasıldır? A. Şambrel. B. Şamyel. C. Şanbrel. D. Şambrel. C ve D'de sadece N ve M harfleri farklı. Şanbrel ve Şambrel. Ben onlar arasında kaldım. Şambrel. M ile yazılan. M ile yazılıyor. D şık öyleyse. Şambrel. Doğru. Son kararın mı? Evet, son karar. Son 8 saniye. B, Şambrel. Son karar. Baraj'dan sonra yazım kuralı sorusuydu. Evet. Telefon Joker için zor bir soruydu. Ama iyi ki yani bir kazaya uğramadık diyorum ben. Çünkü ya, orada bir N der gibi Şanbrel, Şambrel. Ben o yüzden diyorum, bilerek ne diyorsun, söyledim. M diyorum, M mi, N mi? A ve B'yi ben zaten kendi aklımda elemiştim. Yani %50 Joker hakkımı kullanabilirdim. A ve B'den bir tanesi gitmesi durumunda yani cevabı bulurdum. Ancak %50'yi 15.000'den sonrası için saklıyorum. Peki efendim. Altıncı soru geliyor. 7500 lira değerinde. Eylül ayında olgunlaşıp tezgahlara çıkan, kurutularak veya çayı yapılarak tüketilen ve çiğde olarak da bilinen eriye benzeyen meyve hangisidir? Çiğde olarak bilinen. A. Hünnap. B. Dut. C. Demir hindi. D. Kişniş. Eylül ayında olgunlaşıp tezgahlara çıkan çiğde olarak bilinen meyve. A. Hünnap. B. Dut. C. Demir hindi. D. Kişniş. Yani hünnabı hiç duymadım. Dut olabileceğini düşünüyorum. Ben %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. İki tane yanlış cevabı eliyoruz. A. Hünnap. D. Kişniş. A. Hünnap son karar. Evet Yusuf, Hünnap'ı hiç bilmiyordun ama diğerlerinden belki yola çıkabilirdi. Evet, kişinin işte yani olamayacağını düşündüğüm için
Yara Dut diyecektin. Dut gitti. Evet. Jokerlerimiz tükendi. Güzel bir şey değil. Fakat bu soruyu bilirsen çift cevap joker hakkı kazanacaksın. 15 bin lira değerinde. 7. soru. Bu soru sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Dinleyelim. Sunshine when she's gone. Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Daha güzel bir yerden soramazsın. She goes away. Dinlediğiniz Ain't No Sunshine adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Steve Wonder. B. Tom Waits. C. Bill Withers. D. Iggy Pop. C şıkkı Bill Withers son karar. Artık zaman kısıtlamamız yok. Evet ve 15 çünkü ben çok stres yapıyorum. Şimdi düşündüğümde mantık kurabilirim. Mantık kurup doğru cevaplar vereceğimi düşünüyorum. Ama yanlış cevap verip artık 15 bin lirayı dönebilirim. 15 bin lirayı garantiledim. Artık 15'imiz var. Bir de jokerin oldu. Çift cevap joker hakkı kazandın. O da eklenecek efendim şimdi. Nasıl gidiyoruz sizce? Jokerlerini çok erken kullandı. Tabii ki yani kullanması gerektiğini düşündüğü için kullandı ama ben güveniyorum ya. Gerçekten yani en azından 60 bini görebileceğine inanıyorum. Eşime İnşallah. Güveniyorum. Evet. Of, hala çok heyecanlıyım. Jokerleri erken bitirdi ama yani mantık kurma da gerçekten iyidir. Birazdan siz de görürsünüz. İnşallah öyle ümit ediyorum. Yani başaracak. 125 alacaksın abi. İnşallah efendim. İnşallah. Evet, hazır mıyız? Hazırım evet. Buyurun. 30 bin lira değerindeki 8. soruyla devam ediyoruz. Hababam sınıfı filminde damat Ferit kapıyı açmasını istediği Veysel Efendi'ye hangi ülkenin cumhurbaşkanını karşılamaları konusunda emir aldıklarını söyler? A. Singapur. B. Papua Yeni Gine. C. Uganda. D. Madagaskar. Seyretme şansı yakaladın mı? Seyrettim. Seyrettim. Şu anda eleme yapmaya çalışıyorum. Yani jokerimi kullanmadan nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. A. Singapur olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Yani şu anda Singapur'u sokakta şu anda bile 100 kişiye sorsak herhalde 50 kişi yerini gösteremez. Onlar da gidip Singapur'u seçmezler diye düşünüyorum. Ama çok yanlış da olabilir. B. Papua Yeni Gine. Diğerleri yerini gösterirler mi efendim? Singapur'u gösteremeyim. Bakayım. Uganda çok kulağa hoş geliyor. Madagaskar. A. Singapur. B. Papua Yeni. Acele etmek zorunda değilim değil mi şu anda? Vaktim var. Tabii. Çünkü düşünmem gerekiyor. C. Uganda. D. Madagaskar. Hababam sınıf filminde damat Ferit kapıyı açmasını istediği Veysel Efendi'ye hangi ülkenin cumhurbaşkanını karşılamaları konusunda emir aldıklarını söyler. Yani belki de Türkiye'de izlediğim sayılı Türk filmlerindendir. Maça gidiyorlardı hatırlarsın. Evet evet hatırlıyorum. Çift jokerimi kullanmam durumunda devam etmem gerekecek değil mi?
Zaten 15 bin lira garantiledim. Bu soruya bir evet. şekilde cevap vereceksin. Evet. Şıklardan emin değilsen çift cevap joker hakkını kullanarak evet. cevaplayabilirsin. Singapur, Papua, Yeni Gine, Uganda, Madagaskar hepsi birbirinden uzak. Sana hangisi daha yakın geliyor? Bana şu anda Uganda ya da Madagaskar gibi geliyor. Yani çift joker hakkımı kullanırsam büyük ihtimal bu ikisi arasında gideceğim ama gerçekten... Zaten her halükarda ben bu soruya cevap vereceğim. Sonuçta tabii. daha aşağı inemeyeceğim için çift joker... çift cevap jokerimi kullanmak istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. İlk cevap hangisi? İlk cevap olarak... Uganda demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Son karar. Evet, emin olmak için kullandın Joker'i. Evet. Şöyle bir şey var. Bunu daha çok yakın bir sürede öğrendim. Eşim bana öğretti. Soruları hızlı bir şekilde kendinize sorduğunuzda... ...ilk verdiğiniz cevap, yani gayri ihtiyar olarak ilk verdiğiniz cevap... ...bilinçaltında aslında beynin bildiği şey. Yani o filmi sonuçta izledik. Sonuçta o filmde o replik geçiyor. Ve beynimiz muhteşem bir mekanizma ve bunu tutuyor. Ama karşımızda farklı opsiyonlar gördüğümüzde maalesef bir anda cevap veremiyoruz. Ben ilk çıktığında Uganda olarak kafamda belirledim ama diğerlerine keşke o kadar bakmasaydım. Şu an bir jokerim daha olabilirdi. Evet, hiç jokerimiz kalmadı. 30 bin liramız var ama. Arazi kaç lira? En az bir 60 lazım. Aslında sizin sözünüzü dinleseydi Uganda diyecekti. Neyse, en azından şu an 30 bin var. Ben inanıyorum. Bence başaracak. Teşekkürler efendim. Evet, neler söylemek istersiniz? Mutluyum şu anda. Yani biraz jokerlerimi hızlı kullandım. Maalesef. Jokerlerimin ilk ikisini ilk 6 soruda kullanmayı zaten planlamıştım. Sadece %50-50 olan biraz sürpriz olarak geldi. 15 bin liralık solda Bill Withers Ain't No Sunshine şarkısı çok güzel geldi. Bilmiyorum. Şu anda kendime güveniyorum. 60 binlik soruyu doğru cevaplayacağıma inanıyorum. Peki inşallah efendim. Sırada 60 bin lira değerindeki 9. soru var. Geliyor. $35 milyon satış fiyatıyla bugüne kadar satılmış olan en pahalı el yazması eser hangisidir? A. Mormon kitabı. B. Da Vinci'nin kodeksi. C. Magna Carta. D. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesi. Böyle bakınca hepsi birbirinden daha pahalı görünüyor. Siz hangisini alırdınız? Ben yani 35 milyon dolarım olsaydı bir tane kitap alacak olsaydım. En pahalı el yazması eser, kitap değil tabii. Mormon kitabını çıkartıyorum. Yani çünkü yani Mormonluk o kadar geriye dayanan bir şey değil. Olsa bile zaten takipçi sayısı yani Mormonların çok fazla değil bildiğim kadarıyla. Küçük gruplar halinde yaşıyorlar. Yani gruplar halinde derken dağlarda falan değil tabii ama daha böyle kendisine içerisine kapalı bir şey. O yüzden Mormon kitabı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Da Vinci'nin kodeksi'nin buraya
çok göz aşinası olduğumuz için, yani Da Vinci'nin şifresi, Da Vinci'nin kodeksi. Ben soruyu hazırlayan arkadaşlarımızın bunu biraz böyle göz aşinalığımız olduğu için koyduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesinin satılmış ya da satılabilecek olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu Amerika bağımsızlık bildirgesi satılmış bir eser olamaz. Sonuçta bağımsızlık bildirgesi. İçimden Magna Carta demek. Biraz da sanki kimin el yazısı daha değerlidir? Den gelebilir. Hangisi daha çok para yer? Gerçi size göre hepsi birbirinden daha değerli dediniz, evet. 15 milyon dolarlık satış fiyatıyla bugüne kadar satılmış en pahalı el yazması eser hangisidir? 35 milyon dolar. 35 milyon, özür dilerim. ...15.000 lira riske atmak durumundayım. Ya da şu an 30.000 lirayla çekilebilirim, değil mi? Ben çekilmek istiyorum. Yani, emin misin? Soruya cevap veremeyeceğim çünkü... ...soruya cevap verecek olsaydım Magna Carta derdim. Buna eminim. Ancak soruya cevap verebileceğimi... ...şu anda yani onu yapamıyorum maalesef. 30.000 lira... Peki eşinizin dediği üzere, böyle hızlıca okuduğunuzda ilk aklınıza gelen hangisi? Magna Carta. Benim şu anda tercih Magna size. Carta diyebilirim. Ancak kullanamam. Şimdi Mormon kitabını ben ilk çıktığı anda eledim. Da Vinci'nin şifresini de eledim. ABD bağımsızlık bildirgesinin satıldığını dahi bilmiyordum. Da Vinci'yi neden eledin? Çok popüler diye mi? Bir, çok popüler olması. İki, Da Vinci'nin çok fazla eseri var. Yani ve budur dediğimiz eseri kodekstir aslında. O da olabilir, doğru. Mormon'u neden eledin? Şimdi Mormon kitabı dediğinde ben bunu kendi içimde açmaya çalıştığımda, yani bu Mormonlarla alakası vardır diye düşünüyorum. Biraz önce de açıkladığım gibi ben çok değerli bir kitap oldu, yani 35 milyon dolara bugüne kadar satılmış en pahalı el yazması eser olduğuna inanmıyorum. Yani içimde öyle bir his yok. Biraz da hislerimi takip etmeye çalışıyorum. Yani benim çekilmem gerekecek şu anda. 15 bin liraya riske atamıyorum. Çekiliyor. 30 bin lirayı almaya karar veriyorum. Emin misin? Eminim. Son kararım. Son karar. Deniz Hanım, ne cevap verirdiniz siz olsanız? Bana D şıkkı gibi geliyor. Yani satıldığını ben de çok iyi biliyorum ve Amerika'nın bu tarz şeylere çok değer verdiğini ve çok ciddi paralar harcayabileceğini düşünüyorum. Benim içinden D şıkkı geçiyor açıkçası. Siz hızlı okuduğunuzda D mi geldi? Evet. İlk. Daha doğrusu duyduğunuzda, evet, ilk ben duyduğunuzda. Eşime böyle bu tarz soru cevap yarışmaları yapardım evde. Yarışma değil de içindeki gerçek cevabı, mesela bir şeye kararsız kaldığınızda karşı taraf size hızlı hızlı sorular sorduğunda ve en son kararsız kaldığınız soru hakkında soruyu sorduğunda ilk verdiğiniz cevap aslında içinizden geçen gerçek cevap diye düşündüğüm için. Evet. Her zaman öyle diyorum. Siz D diyorsunuz. Evet. Peki siz efendim? Ben C, Magna Carta diyorum. Bakalım cevap neymiş? Mormon kitabıymış. Aa, Mormon kitabıymış. Direkt elediğimizmiş. Evet. O zaman sağlık olsun. 30 bin liranız hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, böyle alalım.
bizler. Kim milyoner olmak ister bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.